Ölünmez uşağım. Ha bu dünyanın düzeni bu öyle. Öyle. Aylardır harap oldun. Alıştır artık kendini. O yok artık. Allah sağ ömür versin. Hadi teyze çiziyorum. Sen geç ula ben geliyorum. Çöp çöp. Aklımı sen de koma, yeter ağladığın, sonra hasta olursun. Tamam, başka ağlamayacağım. Teyze keşke önce görüşseydin, lafım bitmedi daha. Bir de Muhtar babanı düşün. O da koca kızını kaybetti. Bunun acısı çok büyük. Onu sakın yalnız koma. Tamam anacığım. Temiz. Mini mini bir kuştum, deli gibi olmuştum. Al bakalım. Ne poş? Çaylar nerede kaldı çocuğum? Getiriyorum annem anne. Al canım. Hadi bakalım aç ağzını. Al çocuğum. Çaylar geldi. Aa, yarım akıllı seni. Çay yerine limonata getirmişsin. Sabah sabah koyu çay sinir yapar diye düşündüm annem. Açık yaptım. Aa, çok iyi düşünmüşsün. Bir dahaki sefere kendini yorup çok düşünme. Ben paşa çayı içecek devri geçtim. Al şunu götür adam gibi bir çay getir.
Seninkini de değiştireyim mi yengem yengem? Yok Mehpare sağ ol. Ben böyle içerim. Günaydın. Gel oğlum. Günaydın. Kahvaltı yap. Vaktim yok anne. Birazdan Remzi abinin adamları Temel'in eşyalarını almaya gelecek. Oraya gidiyorum. Temel de gelecek mi Ali? Geliyor herhalde. Zavallı Temel. Değil mi annem anne? Bana bak kız. Yine ağlayayım deme, terlik geliyor ha. Hepimiz haftalarca ağladık, ayıldık, bayıldık. Tamam. Tamam artık. Daha fazlası günahtır. Hadi herkes işine baksın. Allah sabır versin Temel'e, kolay değil. Neyse ben çıkıyorum, adamları bekletmeyeyim. Hoşça kalın. Güle güle, güle oğlum. Güle güle. Hoşça kal. Yazık, ne hevesle almışlardı o eşyaları. Anne, Şirin ablaların eşyaları bugün geliyor değil mi? Şirin ablalar benim kiracım oluyor değil mi? Ben de onların ev sahibi oluyorum. Evet oğlum. Bu yüzden mi bana çok iyi davranıyor? Bu kalemi o verdi. Çocuk bu yaşta ev sahibi babasına girdi. İyi ki Almanya'daki babasının üstüne bir ev yaptı. Hadi Can, sen okula. Allah zihin açıklığı versin. Hoşça kal Ser teyze. Güle güle ev sahibi oğlum. Sen kaç saatte bir çay koyuyorsun? Şey, kızma ama annem annem. Kolaylık olsun diye akşamki çayı ısıtmıştım. O yüzden çaylar açık olmuştu. Şimdi yeniden demledim. Bak ne güzel. Ah Mehpare ah. Hani yani günün biri de seni alan olursa kulaklarım çok çınlayacak. Anam böyle mi öğretti diye. Tövbe tövbe. Hay Allah. Sen gülme. Kahveniz. Şuna bak Ethem, maşallah sizinkiler lige hızlı başladılar. Vallahi bu yıl fırtına gibi esecekler. Esecekler tabii ya. Bu yıl garanti biz şampiyon olacağız biz. Temel abi geliyor. Hoş geldin Temel. Yolcu ettin mi anneni? He ettim. Allah kavuştursun. Allah kavuştursun. Allah sağ olun. Sana çay getireyim mi Temel abi? İstemem Hasan. Kahve pişireyim. Zahmet etme canım istemeyin. Bu boşu da içeri götür. Hasan gel buraya. Sen de bir şeyler ye. Temel abini rahat bırak. Temel'in bu hali içimi istiyor ya. Daha ne kadar sürecek bilmem ki. Sabır sabır. Ne demişler? Zaman her şeyin ilacıdır. Doğru. Ben biraz Muhtar babamın yanına gidiyorum. Git bakalım git. Ali abi geliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ali, hoş geldin. Gel buyur. Merhaba Kıvırcık. Bir yere mi gidiyorsun? Muhtar babacığıma bir uğrayacaktım Ali abicim. Anladım. Ama önce gel de senden biraz konuşalım. İyi konuşalım Ali abicim. Biliyorsun. Senin eşyaların satışı için Remzi abiyle konuşmuştum. He biliyorum. Bugün eşyalar almaya gelecekler. Onları Remzi abinin kamyonuna yükleyeceğiz. İyi. Peki sen gelmeyecek misin? Ali abicim ben eve bir daha giremem. Sana zahmet bu işi sen hallediver tamam mı? Benim içim dayanma. Peki aslanım haklısın. Ben hallederim merak etme. Sağ ol Ali abicim. Sağ olasın. Merhaba Muhtar babacığım. Merhaba Temel, gel otur. Bunlar da böyle işte. İki gün yüzüne bakmadım mı sana küsüyorlar. Bak, dün sulamadım, hemen surat astılar. Muhtar babacığım. Efendim Temel. Biraz konuşabilir miyiz? Hı. Ben artık dayanamıyorum babacığım. Temel. Buralarda yaşayacak gücüm kalmadı artık. Ben memlekete dönmeye karar verdim.
Ya. Nereye baksam onu görüyorum. Ben her şeyi ona hatırlatıyorum. Sizin evin önünden bile geçemiyorum. Peki ben ne yapayım Temel? Ben ne yapayım ha? Ben o evde o anılarla yaşamak zorundayım. Haklısın babacığım. Hem buradan gitmekle acıların dinecek mi sanıyorsun? Sen de gidersen ben ne yaparım be oğlum? Sen bana onun yadigarısın Temel. Babacığım, babacığım. Artık kızım yok ama oğlum var. Sen de gitme be oğlum. Merhaba. Merhaba Ender Hanım. Buyurun. Buyurun. Rahatsız ediyorum Muhtar Bey. Merhaba Temelciğim. Merhaba Ender Hanım. Türlü yaptım da seversiniz diye size de bir tabak getireyim dedim. Sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Babacığım ben artık gideyim. Manav gene işleri bağ yıktın diye söylenir durur. Sen Anas de tadına baksaydın Temel. Sağ ol babacığım. Sağ olasın. Size afiyet olsun. Hoşça kalın Ender Hanım. Sonra görüşürük. Güle güle, güle Temel. Güle. Temel, ara sıra bize de uğra ha. Gelirim. Gelirim. Eşya kaldı mı? Kalmadı, bu sondu. Tamam. Ben de baktım, merak dakika, etmeyin dakika, arkadaşlar. O zaman bize müsaade Ali abi. Güle güle, sağ olun. Bana yavaşça diyene kadar sen hızlan Zeynep. Daha Meral'in dükkanına uğrayacağız. Önce torbalarımızı bırakalım. Olmaz Zeynep, vakit kaybedemeyiz. Meral'in kocasından ayrılan bankacıyla konuşmuş. Ne olmuş, niye ayrılmışlar? Çocuklar kimde kalacak? Hepsini öğrenmiştir mutlaka. Hadi biz de öğrenelim, yürü. Aa, yürü hala, yürü. Aa, dur deli kız, beni de bekle. Hadi hala, yürü. Sana. Bak. Hasılı çakmasın, tamam mı? Dikkat edin çizilmesin. Hepsi saraydan geldi, antikadır. Aman usta açılıverir, aman dikkat edin. Ay teyze, çok bağırıyorsun. Canım başımızda erkek yok diye baştan savma iş yapmasınlar. Başımızda erkek yok ama erkek gibi teyzoşumuz var. Aa teyzoş teyzoş. Doğru düzgün teyze diyeyim be. Ay bu sene de bu teyzoş lafı çıktı. Ay teyzoş. Bu mahalle insanları nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Hay Allah.
Şuraya bak Zeynep. Birileri taşınıyor galiba. Aa, bunlar onlar. Kim onlar? Beyye'nin kiracıları. Demek bugün taşınıyorlar. Hadi gel yanlarına gidelim. Gidelim. Al onları, al onları. Aferin. Teyze hoş yandık vallahi. Çok işimiz var. Tamam. Ben pes ettim bile. Aa, hayır. Ay. Öyle yanma yok. İşleri hep beraber yapacağız. Tuz şu bardakları. Of. Ver, ver, ver. Sen daha bakayım şunu. Ay. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Mahallemize hoş geldiniz. Ben bu mahallenin eskilerinden trenci Haydar Bey'in eşi Müzeyyen. Ben de Şirin. Yeğenlerim Ece, İrem. Aa, ne güzel. Ben de Müzeyyen Hanım'ın yeğeni Zeynep. Merhaba. Bardaklar. Ay. Üzülme şekerim. Ev taşırken olur böyle şeyler. Anneniz babanız nerede? Onlar sonra mı gelecek? Şey, onlar memlekette. Ben burada bardaklarım, yeğenlerimle kalacağım. Kristaller miydi bu gidenler? Maalesef teyzoş. Üç kız aynı evde ha? Başımızda teyzemiz var. Ailemiz de ona güvendi zaten. Aha, çok enteresan. Peki bir şey soracağım. İşiniz gücünüz var. Evet. Ama biraz merak ettim. Bu mahalleye gelmeye nasıl karar verdiniz? Kim tavsiye etti? Mahallede başka kimlerle tanıştınız? Bu evi nasıl buldunuz? Ay, tesadüfen işte. Tesadüf. Çabuk olun, çabuk. Ay. Niye siz evinizden ayrılıp buralara kadar geldiniz? Şimdi yeğenlerim İstanbul Üniversitesi'yi kazanınca biz de mecburen... Tabaklar da gitti. Ay, hay Allah. Ay, iyi ki bu mahalleye gelmişiz. Tabii ya, burada huzur içinde güzel güzel yaşarsınız. Demek üniversitede okuyacaksınız. Evet, filolojiye gideceğim. Ay maşallah. Ya sen Güzel'e? Ben güzel sanatlara gideceğim. Peki sen canımın içi? Ben de bu gidişle tımarhaneye gideceğim. Ya. Of, of. Ne oldu İso? Canım mı sıkıldı? Sıkılmaz maalesef. Kaç haftadır doğru dürüst bir iş yapamadık. Elimizde bir tane bile ev kalmadı. Ah. Sen abicim, merhaba. Merhaba Temel. Merhaba. Geç otur şöyle. Sağ olasın İhsan abicim. Fazla kalmayacağım. Şu evin anahtarlarını iade edecektim. Anahtarları mı? He, öyle. İhsan abicim, artık o evin önünden bile geçmek istemiyorum. Anlıyorum Temel. Haklısın. He, ne diyelim? Kısmet değilmiş. Bize nasip olmadı. Başkasına veriyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Güle güle Temel. Güle. Çok üzülüyorum Temel'in bu haline İsoş. Haklısın da bu dünya böyle kurulmuş. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Doğru. Maalesef her şeye rağmen hayat devam ediyor. Sen ne demek istedin şimdi Alev? Aman boş ver be İsoş. Hayat devam ediyor işte. Şşş, üstü dur bakayım. Hele bir Hakkı abini görelim. Ondan sonra Luna Park'a bile gideriz, tamam mı? Tamam. Ya oğlum, git bak şu masaya. Hesap istiyorlar. Patron, bak kim geliyor. İşine bak. Tamam. Merhaba. Merhaba Hakkı Bey. Nasılsın bakalım? İyiyim. Buyurun, bir şeyler içelim. Çocuk da salıncak istiyordu ama. Evet. O zaman sen salıncağa bin, biz halanla biraz oturalım, olur mu? Olur. Ama fazla uzaklaşma, tamam mı? Tamam hala. Hadi biz de şöyle oturalım. Oturalım. Dün bütün gün sizi bekledim. Neden gelmediniz? Dün annemin günü vardı da bir türlü kaçıp gelemedim. Ondan yani. Anlıyorum. Oğlum bak buraya. Ne içersiniz gülüm? Fark etmez sizinle olduktan sonra. Yengenle bana çay getir. Ama demli olsun. Emrin olur patron. Thank you.
kardeşim, niye durdun? Kusura bakmayın, bir tanıdığı gördüm de. Gonca Gül, sen de ekmeği getir kızım. İnan seni seviyorum. Gonca Gül. Neden anlamıyorsun? Efendim. Kızım, ne oldu sana, ağlıyor musun? Beni dinler misin? Neyin var Gonca Gül? Yok bir şey usta. Nasıl yok kızım, baksana şu haline. Yok yok, şu film. Ben o filmi seyretme demiştim Gonca Gül. Canım benim, yine onu hatırladın değil mi? Bana neden inanmıyorsun? Kolay mı? En iyi arkadaşımdı. O artık sonsuza kadar yok be anne. Düşünebiliyor musun? Bu dünyanın düzeni bu yavrum. Sen bir de Muhtar Bey'i düşünsene. O ne yapsın? Yemiyorsun Temel. Yok, pek aç değilim babacığım. Aç açına içki içilmez oğlum. Bir şeyler ye hadi. Bugün Ali abi evin aşağılarını boşalttı. Ben de anahtarı İhsan abiye teslim ettim babacığım. Ya. Demek sonunda yapabildin. Bu iş de bitti. Muhtarla Temel'in hali çok içime dokunuyor, çok. Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsaydı. Biz ne yapabiliriz ki? Zaman her şeyi halledecek. Zaman. Doğru. Biraz yanlarına gideyim de iki çift rafa edeyim. Belki havaları değişir. İyi olur. Birazdan da ben gelirim. Hadi gene iyisiniz. Can kurtaranınız geldi. Abi bir tane almaz mısın? Hı, istemem. Sağ ol. Aman canın üstürse bir. Yenge evi almayınca vuracaksın kafanı duvarlara. Keşke alaydım o gülcüğü diyeceksin. Haydi. Gül. Güllerim, güzel güllerim. Abi bir tane almaz mısın? Abi ben seni tanırım bir yerlerden. Dur çıkartacağım. Benim Charles'ım, Bronson'um. Ben hiç tanımaz mıyım seni? Ne kadar beğenirim ben sizi. Her bir filminizi seyrederim ben sizin. Bakarım. Altını oynarsın sen. Ama söyleyeyim bak. O 4 numara değil. O 2. Vallahi kaybedersin 32,5 milyarcığı. Ben de söylemesi. Al bakayım Gül'ü. Hadi Gül'ler. Yine mi sen ha? Ne ben? Özlemiş gibi bakarsın Şevket'im, kazanım. Ben sana bu kapıdan içeri girmeyeceksin demedim mi? Ama bırak Allah aşkına, ne zararım var sana Şevket'im, zurnanın zırt deliyim. Daha ne yapacaksın ha? Müşterilere sataşıyorsun, olay çıkarıyorsun. Vallahi yok, bulaşmam kimselere be. Satarım çiçeğimi, alırım 3-5 kuruşumu, çekir giderim. Şevket abi. Geldim bir dakika. Fazla oyalanma, atarım kapının önüne. Güllerim, çiçeklerim geldi. Bir yandan Zeynep, bir yandan Zeynep. Vıdı vıdı vıdı. Bu akşam dayanamadım, kaçtım. Hadi sağla. Karnınızı sevindirin, alın. Ne öyle dalgın dalgın bakarsın, al sana bir tane. Aman sen de be. Muhtarım antropozum. Bir tane gül almaz mısın? İstemez. Belki bu yakışıklı abimi alır. İstemem kardeşim. Abi neden istemesin kardeşim, bunalımım. Tövbe tövbe, çattık da. Hadi kızım, hadi git işine. Abi benim işim bu be. Muhtarım, il muhabirim. Aşıklara, gönül yarası çekenlere çiçek satarım. Abi dur, içimden geldi. Falına bakacağım, ver elini bakayım. Ver bak. İstemem, falma düşemiyorum da. Bir daha. Bak şimdi kızacağım. Şevket, al şunu gözünü seveyim. Sen hala burada mısın? Ben sana müşterileri rahatsız etme demedim mi ha? Ama be, itelim mi be. Çık şuradan. Gidiyoruz. Seni kokmuş meyhanede kalmadık. Müşteriler de senin gibi aksi. Oturmuşlar böyle baksana. Mohikanların sunucusu gibi. Şevket'im, sarhoşum. Hadi yürü.
Dur, yürü. Şunu bitireyim. Plakim kaldı bir. Sana. Bir yerlerim şişecek. Ama bir. Neyitesin bir? Hadi yürü. Hayda. Bak iç içime sinmedi. Çok üzüldüm alcağızına. Al bu gili. Sevdiceğini verirsin. Fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam... Mehpare, Mehpare sen çok şımardın. Ben yakalarsam mucuk mucuk yapmayacağım, kafanı kıracağım. Ay niye kızıyorsun annem annem? Müzik ruhun gıdasıdır. Bana bak, dayak da cennetten çıkmadı. Senin gözü kör olmaya sıcağım. Uğraşma kızla anne, neşesi yerinde. Evet, neşesi yerinde, aklı nerede acaba? Bugün alışverişe diye gitti, eli boş döndü. Bak salatasız kaldık. Ben açarım. Sen otur can, Ali gelmiştir. Can şu terliğini ver evladım, yenge. Hadi yavrum. Hoş geldin abim abim. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Hayrola, bir şey mi oldu? Biraz canım sıkılıyor. Sıkacağın iyidir abim abim, kolay kolay çıkmaz. Bana bak, şımarıklık etme, ayağımın altına alırım seni. Ali ne oluyorsun? Mutfağa geç, senden konuşacağız. Geçtim abim abim. Ali, oğlum sen misin? Benim anne. Benim anneymiş. Gelin hanım gelir gelmez çekti oğlan içeri vıdı 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 vıdı. Ne konuşacağız abim abim? Sen daha iyi bilirsin. Neler oluyor Ali? Bugün Mehpare Hanım'ı biriyle gördüm. Aa, biriyle mi? Gördün mü? Söyle kimdi o adam? Hakkı. Bana bak, utanmıyor musun elin adamlarıyla çay bahçelerinde oturmaya? Çıldırtacak mısın beni sen? O bir kere elin adamı değil abim. O çay bahçesinin sahibi. Ay inanmıyorum. Gülme sen de. Aklımı oynatacağım ya. Bir de karşıma geçmiş konuşuyor. Kızma abim abim. Hakkı çok iyi bir insan. Hakkının hakkını yeme. Seni bir daha oralarda görürsem fena olur. Aa, bu kadar sinirlenme Ali. Belki de anlaşıyorlardır. Ha? Ya bunu saf bulup dalga geçmediğine malum. Aşk olsun abim abim. Ben saf mıyım? Hem Hakkı benle dalga geçmiyor. Biz ciddiyiz. Hadi hayırlısı. Ben anlamam. Ciddi olan adam orada burada gizli gizli buluşmaz. Gelir benden konuşur. İyi söylerim gelir. Ne karışıyorsun çocuklar? Gene ne oldu? Annem. Geldik annem annem. Kızlar, bu yedinci anonsum. Hey, kahvaltı hazır. Canlarım, ciğerlerim, güzellerim. Koskoca üniversiteli olmuş ama hala sabahları kalkamayan tembellerim. Kahvaltı hazır. Ben şimdi gösteririm size. Sizi hazırlar sizi. Ben de uyanamadınız diye yüzünüze su dökecektim. Biz daha uyanız, ne haber? Teyzelerin güzeli, uyandık da yüzümüzü bile yıkadık. Ya o yetmez. Bir de bu suyla yıkayın da aklınız başınıza gel. Ay İntikamımız çok acı olacak, yürüyecek. Ebru biraz yavaşlasana, nefesim kesildi. Fena mı işte, gel. Sabah şimdi lastiği yapıyorsun. Ne demezsin. Neyse, vapur yeni yanaşıyor. Levent! Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Merhaba Seval. Merhaba.
Nasılsın? Yorgun. Sana yetişmek için biraz koşuşturduk da. Biraz mı? Yolda tıkanıp kalacaktım. Karnınız aç mı? Size güzel bir kahvaltı ısmarlayabilirim. Aa, ne iyi olur. Benim dükkana gitmem lazım. Beni idare edersin artık. Merak etme. Behiye'ye biraz gecikeceğini söylerim. Sağ ol. Bak söz. Sen nişanlandığında ben de seni idare edeceğim. Nerede o günler? Hadi tamam, hoşça kalın. Boyundan iki parmak kadar alayım mı Kadriyan'ı? Çok da kısalmasın Behiye. Yok yok, kısalmaz. Hem kırıklarını alınca daha sağlıklı olur. Peki peki, sen bildiğin gibi yap. Behiye'ye güven Kadriyan'ım. İşinin ustası o. Teşekkür ederim. Seval gelse de bir manikür yaptırsam. Neredeyse gelir. Ebru ile Levent'i karşılamaya gittiler. Behiye, evi kiraya vermişsiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ne zaman taşınacaklar? Taşındılar bile. Güle güle otursunlar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Suzan Hanım. Hoş bulduk. Ne bu böyle Suzan? Yine kocana yemek mi taşıyorsun? Sorma. Sabah sabah Amerikan salatası yaptım, onu götüreceğim. Güya benim yaptığımı çok beğeniyorlarmış. Şevket Bey işin kolayını bulmuş. Bunu bırakayım, dönüşte uğrayacağım Behiye. Hemen alırsın değil mi? Alırım tabii. Kadriye Hanım'dan sonra bir işim yok. Tamam o zaman. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bu kadının da çilesi valla. Kolay değil. Hayat müşterek. 2 kilo da kabak tartı verelim. Hay hay. Mahallemizi çok seveceksiniz lütfen. Hele bir yerleşin de güle güle oturun demeye geliriz. Çok memnun olurum. Ay, ev taşımak da ne zordur lütfen. Haklısınız. Her taraf darmaduman. Ya yavaş yavaş yerleşirsiniz artık. Buralarda pazar kuruluyor mu? Evet, giderken seni de çağırırız. Demin sebzeleri de fena değildir lütfen. Siz de istemiştiniz. 1 kilo domates, 1 kilo patlıcan, 1 kilo da elma lütfen. Bereket versin. Rica etsem domatesin çürüklerini üste koyar mısınız? Ha? Çürükleri diyorum. Üste koyun da daha fazla ezilmesinler. Salç olmadan eve götürmek istiyorum. Tabii olur da, yani nasıl gözümden kaçmış anlayamadım vallahi. Ay, hiç göreceğim yoktu lütfen. Alem kızı Şirin. Eğer söylemeseydim domatese ekmek banmak zorunda kalacaktık. Ay sen çok yaşa emmi. Hadi hoşça kal. Güle güle. Buyur Ethem efendi. Hoşça kal. Versin. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Dur ula dur. Kıpraşma. Çayları devireceksin. Rahat dur da. Hayırlı güle işler. Güle güle, iyi günler. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Ay, inanmıyorum. Bakıyorum çok hoşunuza gitti küçük hanım. Kusura bakmayın. Birden kendimi tutamadım. Tövbe tövbe. Sen de mi gülüyorsun be? Çağır da tövbe tövbe. Taşıyabilecek misin Müzeyyen Hanım? Biraz ağır. Taşırım taşırım. Her gün çarşı pazar alışveriş yapmaktan antrenmanlıyım. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Oh, oh. Çek şunu. Şuna baksana. Şirin, merhaba. Tamam. Nasılsın, iyi misin? Yerleşebildin mi? Ne oldu ayol? Yoksa bana mı gülüyorsun? Kahveci. Kahveci mi? Pantolon. Ay, çatlayacağım şimdi. Ne kahvecisi, ne pantolonu. Ay, bir saniye. Ha. Ay, gülmekten mideme ağrılar girdi. Benim de meraktan. Tamam. Tamam, anlatıyorum. Ha. Manavın önünde kahveciyle çarpıştık. Hangi kahveci? Hani şu tepesinde maymunla dolaşan adam var ya, onunla. Ha, Temel mi? Bizim Temel. Hmm. Adı Temel mi? Hı-hı. Neyse. Askıyı yerden almak için eğilince pantolonu cart diye yırtılmaz mı? Ay, ben de dayanamayıp makaraları koyverdim. Biraz bozuldu galiba. Ay, ama ne yapayım, çok komikti. Komik mi? Ah zavallı çocuk. Eskiden ne neşeliydi. Şimdi ortalarda ruh gibi dolaşıyor. Ne oldu, hasta falan mı? Sorma canım. Başına büyük bir felaket geldi.
Felaket mi? Bakın şimdi ben de meraklandım. Uzun hikaye. İstersen şurada oturalım da anlatayım. Hem de dinlenmiş olursa. Tamam. Şöyle geçelim mi? Olur. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Ben soğuk bir limonata içeceğim. Ben de. Peki efendim. Ne diyordum? Kahveciyi anlatacaktınız. Temel iki ay önce büyük bir acı yaşadı. Nasıl yani? Düğünden bir gece önce nişanlısının evinde yangın çıktı. Ya. Ya. Hepimiz kına gecesinden sonra evlerimize dağılmıştık. Buyurun. Yorgunluktan ben hemen yatıp uyumuşum. Teşekkür ederim. Sonra bir gürültüye uyandım. Sevinçle üzüntünün arasında kıl payı. Fark oluşu belki de ilginç yapan dünyayı. Çok büyük mutluluklar verirken büyük aşklar. Ne yazık ki bittiği an büyük bir acı başlar. Anne baba sevgili, kızı veya kardeşi, öldüğü an ölmeyi bile ister çok kişi. Ama bu büyük acı yavaş yavaş azalır ve sonunda üzümlü bir anı olur kalır. Yıllar kabuk bağlatır kanayan yaralara. Yani en iyi ilaç zamandır acılara. Ayrıca unutmamak gereken bir gerçek var. Giden gider yaşamak zorundadır kalanlar. Bizim mahallede de bu kural değişmiyor. Acı tatlı karışır, hayat devam ediyor. İşte böyle. Allah kimsenin başına vermesin. Çok üzüldüm. Ya biz de. Bütün mahalle üzüntüden kahrolduk. Ama ne yapacaksın? Kader böyleymiş. Keşke o kadar çok gülmeseydim Temel'e. Canım nereden bilecektin ki? Ne diyelim? İnşallah karşısına onu unutturacak biri çıkar. İnşallah. Zaman geçip gidiyor. Zaman geçip gidiyor. Hayat devam ediyor. Şimdi burada güzel güzel oturuyorsunuz. Yakında sonbahar gelecek. Yapraklar dökülecek. Biz de içeri tıkılacağız. Sonra kış, sonra tekrar bahar gelecek. Yeni yapraklar, yeni umutlar. Eskisinden daha yeşil, eskisinden daha güçlü olacak. Esti gene bizimkine, kaptırdı gidiyor. Yaşananlar geri gelmez. Ama gelecekte ne olur? İşte bu da bilinmez. Mutlulukları ertelemeyin. Ama üzüntüleri de yaşayıp geride bırakın. Çünkü hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Çünkü hayat devam ediyor. Hayat bravo devam Allah ediyor. Yine güzel hayat konuştu. Bu nutkun üzerine bir çay içilir. Temel. Seni duymuyor bile. Daldı gitti. Temel, müşterilerle ilgilen biraz oğlum. Tamam tamam olur. Çayı tazeledin mi Hasan? Şimdi de muhteremin öğle kahvesini yapayım. Muhtar babam yok ki, ulan ne kahveseydiysin ona? Ya nereye gitmiş? Bilmiyorum. Muhtarlığı kapatmış gitmiş işte. Nereye koydum onu ben daha? Günde en az 8 saat çalışıyorum. Yeni sergim çok ses getirecek, göreceksin. Ne o, sıkıldın mı? Yok. İstersen kalkabiliriz. Aslında muhtarlığa dönmem gerekiyor. İyi, kalkalım o zaman. Ama söz ver, bu hafta sonu buluşup uzun uzun konuşacağız. Şimdiden söz veremem Figen. Neden böyle yapıyorsun? Neden benden uzak durmaya çalışıyorsun? Bak Figen, zor günlerimde bana destek oldun. Hiç yalnız bırakmadın. Aşk olsun, lafı mı olur? Sana minnettarım. Ama söylemek istediğim bir şey var. Neymiş o? Bundan sonra birlikte görünmesek iyi olur. Anlamadım. Dostluğumuzun yanlış anlaşılmasından çekiniyorum. Yanlış anlaşılmak mı? Kim tarafından? Ne bileyim, yakın çevre, mahalleli. Ve Handan Hanım. Evet. Handan Hanım benim için çok değerli. Onu hiçbir şekilde kırmak istemiyorum. Anlıyorum.
Nasıl istiyorsan öyle olsun. Sağ ol. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Çocuklar, muhtarlık nerede biliyor musunuz? Şuradan dümdüz gidip sağa sapın hemen görürsünüz. Hemen şuradan mı? Evet. Tamam. İsterseniz sizi götürelim. Yok canım, ben bulurum, sağ ol. Siz bana yardımcı oldunuz. Benden de size birer elma. Teşekkür ederiz ama alamayız. Neden? Annem yabancılardan bir şey almayın dedi. Annen doğru söylemiş. Aferin size. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Affedersiniz kahveci bey. Bana mı dediniz? Evet, siz kahveci değil misiniz? Kahveciyim. Yalnız benim de bir adım var, tamam mı? Temel. Memnun oldum Temel bey. Ben de Şirin. İlk karşılaşmamızda tanışmamıza fırsat olmamıştı. Öyle oldu. Muhtarlık ne zaman açılır? Biraz bekleyin. Neredeyse açılır. İyi, bekleyelim bakalım. İsterseniz böyle oturun. Sağ olun. Maymununuz çok tatlı. Sevebilir miyim? Tabii sevebilirsiniz. Bir şey yapmaz değil mi? Yok da yapmaz. Yaptı. Affedersiniz. İşte Muhtar babam geliyor. Merhaba Temel. Merhaba Muhtar babacığım. Şirin Hanım sizi arayın. Buyurun. İyi günler Muhtar bey. Bu mahalleye yeni taşındık da nakil işlemlerimizi yaptıracaktım. Hı. Malum böyle işler hiç ihmale gelmez. İnsanın pat diye bir işi çıkar, lazım oluverir. Tabii. Buyurun hemen halledelim. Yeğenlerime kalsa hiç harekete geçecekleri yok. Allah'tan başlarında ben varım. Ben bu konularda çok dikkatliyimdir. Aslında ben her konuda dikkatliyimdir. Hı. Her konuda ve her zaman... Çok dikkatliyimdir. İlk defa gülüyoruz Temel. Bu kız bizi güldürdü babacığım.